Şu anda İnsan Hakları Derneği Dersim şubesindeyiz. Şube Başkanı Sayın Gürbüz Solmaz'ı ziyaret ettik. Ziyaret gerekçemiz de özellikle son bir yılda daha yoğunlaşan Kanada ile başlayan farklı ülkeler, özellikle Kanada çok daha revaçta olan bir göç dalgası var. Ve bunlarla ilgili ben bir süredir böyle derleme yapmak için insanlarla görüşüyorum. Tunceli'deki nüfus müdürlüğüne gittik. Hani kaç kişi pasaport almış gibi. Sonra bu gidenlerin yakınlarıyla, burada kalan yakınlarıyla sohbet ediyorum. Hani niye gitti bu insanlar, gerekçeleri neydi? Ve yakınlarının söyledikleri, bu Türkiye'de bir gelecek görmüyorlar diye. Şimdi bizler de yani gidenlerin bir kısmının sizin üyeleriniz olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda bir sivil toplum örgütü başkanı olarak da görüşlerinizi almak istiyoruz, bir değerlendirmenizi almak istiyoruz. Sizce bu insanlar niye Dersim'den göçüyor? Evet, teşekkür ediyorum. Cidden doğrudur. Son bir yıl değil, hatta bir iki yıl içerisinde, son bir iki yıldan beri sürekli yurt dışına göç veren illerden biriyiz. Bu göçün en büyük nedenlerinden biri aslında yani bir tanesi ekonomik ve yoksulluk nedenlerinden dolayıdır. İnsanların iş imkanlarının bulunmamasıdır. Aynı zamanda kurumlara alımlarda özellikle liyakat esas alınmamakla aldıkları hizmet puanlarına göre ya da aldıkları kapasite puanlarına göre alamadıklarından kaynaklı insanların kendilerini, özellikle gençlerin, üniversite mezunlarının kendilerine buralarda iş imkanı bulamamasından kaynaklı yurt dışını tercih ediyorlar. Ama bundan daha en önemli nedenlerinden biri de bölgemizde, özellikle bölgemizde ve ilimizde de devletin aşırı derecede bir baskı ve sindirme politikalarını uygulamasından kaynaklıdır. Bu da nasıldır? Ekonomik ve özlük haklarının ya da ifade özgürlüğünü hiçbir şekilde insanlar burada dile getiremiyor. En ufak bir şeyde ya gözaltıdır, ya tutuklamadır, ya hapistir, ya da işte hakkında açılan davalardır. Bu davalar sonucunda da hemen hemen bu son dönemlerde çoğu insana cezalar veriliyordu. Bu cezalardan kaynaklı insanlar hapishanelerde yatmama adına yurt dışını tercih etmek zorunda kalıyorlardır. Özellikle son süreçlerde biliyorsunuz cezaevlerinde, belki sizler de takip ediyorsunuz, cezaevleri aynı zamanda ölüm evlerine dönmüştür. Bu nedenden dolayı da insanların gidip cezaevlerinde kalma gibi aslında memleketine duyduğu özlem, halkına duyduğu özlem, köyüne, toprağına, insanına duyduğu özlemden koparmak bu insanları çok zor, ama gelinen noktada yani yaşam alanlarını, insanların yaşam alanlarını, özgürlük alanlarını bir şekilde baskılamayla, uygulanan şiddet, çatışma politikalarıyla insanların bu ilde göç etmelerine neden oluyordur. Tabii ki dernek üyelerimizden de aslında giden vardır. Daha çok bunlar devletin baskısı yoluyla ya da alınan cezalar yoluyla gitmek zorunda kalan insanlar vardır. Biz tabii bunu doğru bulmuyoruz. Aslında insanlar kendi yurdunu, ilini, köyünü terk etmemelidir. Ama buna rağmen tabii uygulanan bu şiddet politikalarından, bu cezai yaptırımlardan kaynaklı insanlar gitmek zorunda kalıyordur, terk etmek zorunda kalıyordur. Şimdi 60 yaşındaki bir insanın gideni de var. 18-20 yaşında giden insanlar da var. Şimdi 60 yaşındaki bir insan çocuklarının geleceği için gidiyor. Çocuklarını götürmek için aslında gidiyor. Yoksa 60 yaşında bir insanın gidip 10 yıl oralara bile uyum sağlayamayacağını, uyum sağlasa bile ömrünü yitmeyeceğini, ama sadece çocuklarının geleceği, özgürlüğü için, yani sadece ekonomik anlamda düşünmemek lazım, özgürlüğü anlamında da düşünmek lazım. İnsanlar daha refah, daha mürefah bir ülkede yaşama adına kendi ilini, yurdunu, köyünü terk etmek zorunda kalıyor. Bu da üzücü ve acı bir şeydir yani. Peki siz geçmişte kamu çalışanıydınız, KYK ile ihraç edildiniz ve 6 yıldır görevinize iade edilmiyorsunuz. Şimdi biz bu dönemde konuştuğumuz göç edenlerin yakınları da burada bir gelecek görmüyor. Bu aynı zamanda hak ihlalini de kapsıyor, adalete güvensizliği de, aslında bu cümlenin altında birçok şey yatıyor. Siz bu 6 yılda hak arama mücadelesinde neden başarılı olamadınız? Yani sizin önünüze ne gerekçe sundular da o 20 küsur yılı aşan bir emeğiniz gitti? Ya ben yaklaşık 23,5 yıldır devlet memurluğu yapıyorum.
1,5 yılım kalmıştı emekli olmaya. İşte 2016'da çıkarılan kanunla kararnameler, darbe girişimi sonrası çıkarılan kanunla kararnameler ben ve benim gibi aslında dersimde de bir sürü arkadaşımız ihraç edildi. İhraç gerekçelerinin yani aslında ülkede ne kadar örgüt varsa öyle söyleyelim. Hepsini listeye koyup bunlarla iltisaklı ya da irtibatlı olabilir mantığıyla bizi ihraç ettiler. Aslında ben iki dönem burada sendika başkanlığı yaptım. Sesim Dersim Şube Başkanlığı yaptım. 2014 yılında 2022 yılına kadar yani yaklaşık 8 yıla yakındır da ben İnsan Hakları Derneği Dersim Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılabilen her türlü haksız ve hukuksuzluklara karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Bu ülkede az önce de bahsettik, göç nedenlerinden biri de bu ülkede insan haklarını savunmak, varışı savunmak, kardeşliği savunmak, bir arada yaşamı savunmak, kutuplaşmayı ortada kaldırmak, ölümün önünde bir engel olmak. Yani bunları dile getirdiğiniz zaman mutlaka sizi ya terör örgütü üyesi, ya terör örgütü sempatizanı, ya terör örgütüyle iltisaklı bir şekilde sizi işinizden, gücünüzden ediyorlar. Dediğim gibi yani Dersim, özellikle Dersim küçük bir yer olmasına rağmen mesela Ankara'da diyelim ki 1 milyon kişi çalışıyorsa ihraç sayısı 500'dür. Dersim'de 2 bin kişi çalışıyorsa ihraç sayısı 300 ya da 400'dür. Yani aslında bu benim kendi mantığım. Aslında Dersim'de hiçbir insanın ya da keske bağlı sendikalarda hiçbir insanın FETÖ'yle gülen hani terör örgütüyle ya da cemaatle ya da bir başkasıyla bağlantısı yoktur. Bizim tek suçumuz hakikaten Dersimli olmak, Alevi olmak, Kürt olmak, bu ülkede artık savaşın bitmesini istemek, çatışmaların sona ermesini istemek. Bununla ilgili sokağa çıktığımızda hep zaten bunu dile getirdik ama öyle bir iktidar karşımızda var ki hep sus diyor, konuşma diyor, hak arama diyor. Şimdi biz hem bir birey olarak hem Dersim'de yaşayan bir vatandaş olarak hem de bir kurumun temsilcisi olarak eğer biz tacize karşı çıkmazsak, eğer biz tecavüze karşı çıkmazsak, hırsızlığa karşı çıkmazsak, uyuşturucuya karşı çıkmazsak yani o zaman insan olmamızdan utanmamız gerekir. Tabii üzgün müyüm değilim aslında. Yaptığım şeylerden ben gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Çünkü kötülük etmedim, taciz etmedim, affedersiniz hırsızlık etmedim, kimsenin malına mülküne göz dikmedim. Bu ülkede sadece askeri olsun, polis olsun, örgüt militanı olsun, normal sıradan vatandaş olsun, halk olsun bu çatışmalı sürecin bitmesini ve barışa evrilmesi yönünde çaba harcadık. Aslında kan hükmünde kararnamelerde torba yasa gibi bizi de o kararnamelere koyup ihraç gerekçelerini buna dayandırdılar. Dediğim gibi bizim şeyimiz Alevi olmamız, Kürt olmamız, doğru durmamız yani gerekçesi budur bence. Ama mutlak bir gün biz kazanacağız diye söyleyebiliriz yani düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Peki şimdi tabii biz bu derlemeleri yapıyoruz ama bu gidişler de devam edecek mutlaka. Çünkü ben bu derlemeleri yapmaya hani işte konuşmalar falan sırasında bile işte insanlar sohbet sırasında diyor isim veriyor. Mesela şu ailede işte şu tarihte gidecek, bu ailede gidecek tarzında. Demek ki bu göçler devam edecek. Şimdi kentin demografik yapısı da değişiyor haliyle. Evet. Atatürk Mahallesi'ni artık hani Dersim'in bir mahallesi gibi görmek çok mümkün olmuyor. Hani muhtar bile il dışından gelip burada yaşayan bir hanımefendi. Tabii bir seçimle geldiği için buna bir itirazımız yok. Evet. Ama kentteki değişimi göstermek babında bu örneği veriyorum. Sizler bir sivil toplum örgütü başkanı olarak bundan sonrası için bir çağrınız olur mu bu gitmeyi düşünenlere ya da ne bileyim bir şey yapılabilir mi mesela? Bunu durduracak bir şey var mıdır aklınızda önerebileceğiniz? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz dernek olarak buradayız. Sivil toplum kuruluşu olarak, İnsan Hakları Derneği olarak, hak arayan bir örgüt olarak biz buradayız. Bize de bu yönlü başvurular çoktur. Mesela ne yönlüdür? Yani sokak ortasında geziyorsun, iki polis ya da kendinin polis olduğunu iddia eden, asker olduğunu iddia eden, öyle söyleyelim. Hani kim olduklarını da bilmiyor çünkü bunu yapanlar bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani kim yaptı, sivil miydi, polis miydi ya da kendini polis, asker diye tanıtan hani başka kişiler miydi? Şimdi sokak ortasından alıp işte farklı bir alana götürüp yani bize ajanlık edeceksin, bize bilgi vereceksin, istihbarat toplayacaksın. Hani vermediğin takdirde
İşte senin başına neler geleceğini gibi tehditler, tabi tehditler bizde var yani, başvuru olarak var. Vatandaş gelip başvuruyor, can güvenliğinin olmadığını söylüyor. Şimdi bu tür davranışlar, bu tür hani şiddet ya da ne bileyim tehdit unsurları ortaya çıktığı sürece vatandaşlar kendi can güvenliğini korumak adına da olsa, yani yurt dışı olmasa bile il dışına kaçmak zorunda kalıyorlar, gitmek zorunda kalıyorlar. Ama bizim yani şurada bir sivil toplum örgütü olarak çağrımız şudur. Yani hiç kimsenin kendi ilini, toprağını, yaşamını, yaşam tarzını terk etmemelidir. Ne olursa olsun. Çünkü bireysel kurtuluşlar hakikaten bir toplumun kurtuluşu olmayacaktır. Kişi kendini kurtarabilir ama annesi, babası, yani kardeşi, yakını, bir sürü diğer vatandaş burada olacaktır. O yüzden biz birlikte mücadele edeceğiz. Mücadeleyi de neyle edeceğiz? Demokratik yollarla, sokağa çıkarak, insanlara sesimizi duyurarak, barış taleplerini daha yükselterek, bu tehdit ve şantajların ortadan kaldırılması için, bir daha yaşanmaması için onları sürekli dile getirmemiz lazım, çağrı yapmamız lazım. Bunu hem kamuoyuyla, hem basınla, hem halkımızla sürekli dile getirmemiz lazım. Ama biz sessiz kalırsak bunun da önü açıktır. Aslında yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani bir dönem yurt dışına gidebilmek için yani binlerce çaba harcamak gerekiyordu ama şimdi çok rahatla çıkılabiliyor. Bence artık devlet de burayı bırakmıştır. Bırakın gitsinler, nereye gidiyor gitsinler. Yeter ki buradaki bu sayı ya da vatandaş azalsın mantığı sonuçta öyledir. Yani Dersim nüfusu hiçbir zaman 30 bin, 33 binin üstüne çıkmadı. O kadar dışarıdan gelen görevliler olmasına rağmen mesela. Ama yerli halk gittikçe dışarıdan daha çok kamu görevlisi diyelim ya da vatandaş diyelim Dersim'e gelir. O yüzden Dersim'in hakikaten demokratik yapısı değişmiş yani. Sokağa çıktığınızda eskiden yüzlerce insanı merhaba ederdiniz, tanırdınız, sohbet ederdiniz. Ama şimdi 3-5 kişiye bile rastlayamıyorsunuz. Yani o kadar şey. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.